Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Balkanlardan bir sese hoş geldiniz. Yine bir pazar akşamı karşınızdayız canlı yayınımızla. Bu akşam da yine çok güzel bir konuğumuz var. Umarım bilgilendirici bir yayın olacaktır hepimiz açısından. Biraz Bulgaristan Müslümanlarının sorunlarını, dününü, bugününü ve geleceğini konuşacağız. Malum önümüzde de Ramazan ayı yaklaşıyor. Onunla da ilgili Bulgaristan'da Ramazan ayı nasıl geçecektir? Bunu konuşacağız. Biliyorsunuz pandemi var. Her ülkede farklı şekilde uygulamalar oluyor dini açıdan. Şimdi bu akşamki konuğumuzu size takdim etmek istiyorum. Kendisi Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Sayın Vedat Ahmet. Hemen yayınımıza alalım kendisini. Evet. Vedat Ahmet, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş geldik, hoş bulduk Erdoğan Bey. Hamdolsun iyi, sizin de iyi olmanızı, sağlık ve afiyet içerisinde olmanızı umuyorum. Bizler de iyiyiz şu anda. Teşekkür ederiz. Sizleri ve izleyicilerimizi selamlamak istiyorum. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlenizin üzerine olsun. Ve özellikle de bu programa davet ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Sayın Başkanım, şuradan başlayalım bence. Biz kısaca Vedat Ahmet kimdir? Bir onu tanıyalım. Akabinde de Bulgaristan Müslümanlarının Osmanlı'dan sonraki bugüne kadar döneminde hangi dönemler vardı? Hangi dönemler biraz daha rahattı? Hangileri daha zorluydu? Kısa bir değerlendirme alıp sonrasında da günümüze geçeceğiz zaten. Şumlu bölgesinde, Deli Orman'ın Şumlu bölgesinde Bohçalar Belediye Bağ'sına bağlı Kuz Köyü'nde, Kaolinovo Belediyesi'ne bağlı Kuz Köyü'nde dünyaya geldim. Şumlu'daki medresetin, Nüvvab'ın, tarihi Nüvvab Medresesi'nin devamı olan İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum ve daha sonra da Sofya'daki Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldum. 2001 yılından beri Başmüftülük Teşkilatı'nda farklı görevler yapmaktayım. Başmüftülüğümüzün bir yayını var. Yıllardır, 30 senedir devam eden gazetemiz vardı. Gazetede çalışmaya başladım. Eğitimle uğraştım. 11 yıl Başmüftü Yardımcılığı görevinde buldum ve bu esnada yayın, eğitim, din hizmetleri, irşat ve belli bir dönemde de hac hizmetlerini takip ettim. 2014 yılından beri önce vekaleten, daha sonra da 2016 yılından beri seçimle Yüksek İslam Şurası başkanlığı görevimi üstlenmiş bulunmaktayım. Bu görevi sürdürmekteyim. Kısaca bu şekilde tanıtmış olayım kendimi. Bulgaristan Müslümanları deyince tabii Bulgaristan Müslümanlarının tarihi çok geçmişlere gidiyor. Daha Osmanlı öncesine kadar, Sarı Saltuklara kadar uzanıyor. Yani Selçuklular dönemine kadar. O günden bugüne Bulgaristan topraklarında Türk nüfusu, Müslüman nüfusu söz konusu. Ancak işte Bulgaristan Müslümanları dediğimizde daha ziyade Rus-Türk Harbi sonucunda Bulgaristan'da kurulan, bugünkü Bulgaristan topraklarında bulunan devletin parçası olan Müslümanları burada kalmış, buraları mekan tutmuşlar. Tarihin, kaderin cilvesi olarak buralardan daha önce geldikleri yerlere göç edememişler. Ve şu anda yaklaşık 1 milyon 300 binin üzerinde Müslüman bir nüfustan söz ediyoruz. Tarih içerisinde bu sayı azalmış, çoğalmış, değişmiş.
Ancak görüyoruz ki resmi rakamlarda bile hiçbir zaman Bulgaristan'daki Müslümanların nüfusu %10'ların altına pek düşmemiş. Ama şunu da biliyoruz ki resmi rakamlar genellikle aldatıcı oluyor. Ve bizim kanaatimizce özellikle son resmi rakamlar 2 kat daha düşük gösteriliyor. Bu da bizim yapmış olduğumuz yerel teşkilatlarımızla, bölgesel teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz rakamlarda gözüküyor. Dolayısıyla Bulgaristan'da büyük bir Müslüman nüfusundan söz ediyoruz. Yani 140-135 yıldır aşağı yukarı bu topraklarda, 140 yıldır bu topraklarda Bulgaristan vatandaşı olarak hayatlarını sürdüren Müslümanlardan söz ediyoruz. Bu Bulgaristan'ın bir parçası. Tabii Bulgaristan'ın parçası olmakla birlikte İslam ümmetinin bir parçası, aynı zamanda Türk milletinin de bir parçası olan bir topluluktan bahsediyoruz. Çünkü Bulgaristan'daki Müslümanların ekseriyeti Türktür. Tamamı, hemen hemen tamamı Türk kültürüne mensup insanlardır. Yani Osmanlı Türk kültürünün ne mensup insanlardır. Burada lafınızı kusura bakmayın kesiyorum ama kısa bir ekleme yapmak isterim sizin söylediğiniz üzerine. Hani bizim Balkanlara özellikle Bulgaristan'a ait bir tabir vardır. Sen nesin, kimsin diye sorulduğunda elhamdülillah Türk'üm derler. Yani Müslümanlıkla Türklüğü aslında bir sentezi oluşmuş durumdadır değil mi? Bu tabir de başka bir yerde yok benim bildiğim kadarıyla. Tabii aslında yani biz Müslümanlık ve Türklük et ve kemik gibi diyoruz. Et ve kemik nasıl birbirine bağlısa veya ruh ve beden misali. Zaten eğer Müslümanlık olmazsa Türklük de ortadan kayboluyor veya çok cılız bir Türklük ortada kalıyor. Türklüğü, Balkanlarda Türklüğü ortadan kaldırdığımızda Müslümanlık kalmıyor. Çünkü ciddi bir asimilasyon söz konusu oluyor. Onun için biz Müslümanız elhamdülillah. Aynı zamanda Türk kültürüne, yani Türk'üz. Köken itibariyle Türk olmayanlar bile Türk kültürüne, Türk kültürüyle hamurları yoğrulmuş. Yani bu da Osmanlı'nın bizim ecdadımızın buraya getirmiş olduğu, taşımış olduğu güzelliklerden kaynaklanıyor. Birçok insan yani ana dili Türkçe olmamakla birlikte kendisini Türk kültürüne mensup görüyor. Türk hissediyor. Ve bu açıdan baktığımızda yani dediğimiz gibi Türklük ve Müslümanlık aynı şeydir burada. Nitekim dışarıdan bakanlar da böyle görüyorlar. Yani Müslümana Türk diyorlar. Türkiye yani herkese Türk gözüyle bakıyorlar. Özellikle kötü gösterecekleri zaman da bunu çok kullanıyorlar biliyorsunuz. Özellikle Balkanlarda ama genel olarak Avrupa'da da bu böyledir. Bu da bizim güzel tarafımız, bizim zaten budur. Çünkü bizler Türk kültürüne ve Türk kültürünün de Türk anlayışıyla yaşanan bir İslam'a, Müslümanlığa bağlı olmakla komşumuz olan ve akrabalık bağlarımız olan Türkiye ile yani sıkı sıkı hem de bir akrabalık bağlarımız olan Türkiye ile birlikte komşu ülke olarak yaşadığımız için biz daha güçlü oluyoruz. Yani büyük bir parçanın bir kısmı olduğumuz için daha dik bir şekilde ayakta durabiliyoruz. Tabii bunu söylerken tabii zaman içerisinde Bulgaristan'daki 140 yıllık geçmişimiz içerisinde çok farklı dönemler yaşandı.
Yani bunun işte krallık dönemi var, ondan önce prenslik dönemi var, krallık dönemi var, komünizm dönemi var. Bu dönemlerde Bulgaristan'daki Müslümanların haklarının kısıtlanması yönünde her zaman bir takım çabalar olmuş. Ve genel olarak Bulgaristan'daki Müslüman topluluğuna yönelik şöyle bir politika izlenmiş. Bu da bizim tanınmış tarihçilerin de tespitidir. Ya asimile etmek ya da tehcir etmek, göç ettirmek söz konusu. Bunlar birisi geliyor, bir diğeri geliyor. Ancak buna rağmen işte bugün hala Bulgaristan'da seyreltile hala 1 milyonun üzerinde Müslüman varlığını devam ettiriyor. Zor şartlarda, belirli dönemlerde çok sıkıntılı şartlarda yaşandı. Ancak dediğimiz gibi sanki bir hani şeyleri, fidanları, ağaçları budarsınız. Budadıkça orada daha yeni yeni filizlenmeler olur. Bulgaristan'da da hamdolsun yani Müslüman nüfusu da ciddi bir azalma hiçbir zaman olmamış, göçlere rağmen verilen o 300 binlik, 500 binlik hatta son göçü, zorunlu göçü ele aldığımızda 500 bin civarında Türk'ün göç ettiğini biliyoruz. Buna rağmen Bulgaristan'da 1 milyonun altına düşmedik hamdolsun. Evet hocam. Peki şimdi günümüze gelirsek. Bulgaristan Müslümanlarının başlıca sorunları nelerdir? Sonuç itibariyle artık Bulgaristan bir Avrupa ülkesi. Artık eski döneme göre baktığımızda birçok şeyin düzeldiğini, ibadetlerin daha rahat yapıldığını düşünüyoruz tabii ama muhakkak ki sorunlar vardır. Bu sorunlar neler? Başlıca sorunlar. Bir de bunlara çözüm yolu olarak neler sunulabilir? Şimdi Bulgaristan 2007 yılından beri Avrupa Birliği'nde. Bu bir taraftan faydaları var bunun. Sevindirici, güzel tarafları var. Ama aynı zamanda eksi tarafları da var. Olumsuz tarafları da var. Bu olayı değerlendirirken tek taraflı değerlendirmemek gerekiyor. Özellikle Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girme sürecinde çok olumlu adımlar attı. Olumlu gelişmeler yaşandı. Tabii bir de şeyi göz önünde bulundurduğumuzda Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girmezden önce komünizmden çıktığı o aşağı yukarı bir 10-15 yıl var. Ve Avrupa Birliği'ne girme sürecini kastedersek 10 yıl var. Ondan sonra da bir 5-6 yıl var. Şimdi bunu göz önünde bulundurduğumuzda, haklarımızın tamamen kısıtlandığı bir dönemden geldiğimizde, adlarımızın değiştirildiği, çocuklarımıza sünnetin yasaklandığı, camilere girenlerin kaydının tutulup fişlendiği, dini eğitimin tamamen yasaklanmış olduğu 1950'li yıllardan 50 yıllarından itibaren din eğitim 49'dan itibaren hatta din eğitiminin neredeyse tamamen yasaklanmış olduğu bir dönemden geldiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda özellikle Avrupa Birliği'ne girme süreci döneminde çok güzel adımlar atıldı. Özellikle de bu mevzuat açısından son derece önemliydi. Kanunlar kabul edildi. Kanunlarda değişiklikler yapıldı. Azınlıkların, dini ve etnik azınlıkların hakları belirli ölçüde garanti altına alındı. Ancak bu gelişmeler tam sonuçlandırılmadı. Hatta birçok insan artık Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Bulgaristan'daki genel olarak azınlıkların ve özellikle de Müslüman Türk topluluğunun haklarıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacağı düşünülüyordu, varsayılıyordu.
Bu tabii çok iyimser bir yaklaşım da. Çünkü tarih insana çok şeyi öğretiyor. Ve tarihten biz şunu biliyoruz ki Bulgaristan'daki Müslümanların haklarının kısıtlanması, Bulgaristan'daki Türklerin asimile edilmesiyle ilgili çalışmalar o hükümetin veya bu hükümetin programı veya davranışı, çalışması değildi. Genel anlamda böyle bir politika var. Başta da söylediğim gibi asimilasyon olmadı tehcir. Hallolmadı asimilasyon, böyle gidip geliyor. Ha, beklenen şuydu, Avrupa Birliği'ne girdikten sonra bu sıkıntı hallolacak. Ancak istendiği gibi maalesef hallolmadı. Tabii bunun farklı sebepleri var. Devletin kendince yürüttüğü bir politika var. Bunun etkisi muhakkak ki var. Aynı zamanda bizim devleti tabii haklı olarak belirli konularda suçlarken kendi öz eleştirimizi de yapmamız gerekiyor. Bizim de bu noktada yanlışlarımız var, suçumuz var. Bir kere bu sorunun temelinde bir bu sorunların temelinde bir eğitim eksikliği söz konusu. Eğitim kastettiğimiz, eğitim dediğimizde eğitimin de birkaç vecihesini, birkaç farklı yönünü görmemiz gerekiyor. Bir kere belirli dönemde çok bu genel olarak Bulgaristan'daki Müslüman Türk toplumunun çok iyi eğitimli olduğunu söyleyemeyiz geçmişte. Bununla birlikte o dönemde, geçmişte dediğimizde komünizm öncesine de gidiyoruz. Komünizmin döneminde de, evet biz genellikle komünizm döneminde Bulgaristan'daki Türklerin iyi eğitildiğini söylüyoruz. Ama bu neyle kıyasladığımıza bağlı. Genel olarak baktığımızda Bulgaristan'daki Müslüman Türk topluluğu çok o dönemde de genele baktığımızda, Bulgaristan şartlarına baktığımızda çok eğitimli değildi. Bununla birlikte bu genel anlamda eğitimden söz ettiğimizde böyle. Ancak aynı zamanda bizim az önce de ifade ettiğim gibi 1950 yılından itibaren Bulgaristan'da din eğitimi yapılmadı. Bu da doğrudan bizim kimliğimizle ilgili bir husus. Genellikle şöyle bir şey de var, bir yanılgı da var. Mesela tarihi değerlendirmeler yapılırken, kültürümüzle ilgili değerlendirmeler yapılırken Bulgaristan'daki 1950'li yıllar Bulgaristan'daki Türklerin lale devri olarak değerlendiriliyor. Oysa tam da öyle değil. Veya Bulgaristan'daki Türklerin lale devri diyeceksek şunu da unutmamamız gerekiyor ki lalenin içerisinde bir kara tohumlar vardır. O tohumlar lalenin hüznünü gösterir. Lalenin derinden yaralarını gösterir. Bizim yaramız da 1950'li yıllarda bize bir kültür canlanması sağlanırken bir taraftan da dinimiz söke söke alınıyordu, koparılıyordu. Dolayısıyla orasını tek taraflı değerlendirmememiz gerekiyor. Çünkü tek tarafı değerlendirdiğimizde kimliğimizin yarısından fazlasını biz arka plana atmış oluyoruz. İşte bu komünizm döneminde bizim yaşadığımız o maneviyat eksikliği, yani din eğitimi, evet bir geleneksel ailede vesaire de bir şey vardı, eğitim vardı ama bu bir yere kadar yetiyor. Özellikle açıldığınızda, Bulgarlarla içli dışlı yaşamaya başladığınızda, köyünüzün dışına çıktığınızda, büyük şehrin dışına çıktığınızda eğer eğitimle beslenmiş, bilgiye dayalı bir inanç sisteminiz, inanç değerleriniz yoksa o geleneksel inancınızda veya değerlerinizde ciddi manada aşınma olabiliyor. İşte bizim bu
yeni dönemde o önceki dönemin etkileri maalesef aşılamadı. Maalesef aşılamadı. Tabii bunun çok farklı sebepleri var. Sadece komünizmin dönemindeki din eğitimi sıkıntısı değil. Ondan sonra da bu devam etti. Yıllarca bizim din eğitimi alma imkanımız vardı. Fakat din eğitimi verecek insanlarımız yoktu. Çünkü var olanlar Türkiye'ye göç etmişler. Bulgaristan'da kalanlar da ciddi manada bu işi yürütebilecek insanlar değildi. Her şeye rağmen var olan gayretli insanlar durumu kurtarmak için büyük çaba sarf ettiler. İşte İmam Hatip Liseleri açıldı, Yüksek İslam Enstitüsü açıldı, Kur'an kursları yapıldı. Aynı hususları eğitimin diğer kimlikle ilgili eğitimin diğer boyutu, yani Türkçe konusunda da yaşıyoruz. Sadece bir Türkçe konuşma, Türk dilini öğrenme veya işte Türk gramerini öğrenme söz konusu değil. Türk edebiyatını bilme, Türk kültürünü tanıma söz konusu. Yoksa sığ bir şekilde, yüzeysel bir şekilde herkes Türkçeyi konuşuyor. Yani özellikle televizyonların, internetin olduğu bir yerde Türkçe konuşuluyor. Ama bu yeterli değil. Sizin size bir özgüven aşılaması için, yani Müslümanım dediğinizde özgüvenli olmanız için dininizi iyi tanımanız gerekiyor. Gerektiğinde dininizi hem savunmanız hem de takdim etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde ben bir Türk'üm dediğinizde düzgün Türkçe konuşmak, düzgün, zengin bir Türkçe ile düşünmek, edebiyatıyla, kültürel boyutuyla, işte halk edebiyatıyla vesaireyle zengin bir şeye sahip olmanız gerekiyor. Maalesef biz buna sahip olma imkanlarımız kısmen de olsa var olduğu dönemde gerekli o var olan imkanlardan iyi bir şekilde istifade edemedik. Ve istifade edemediğimiz için de zamanla kısıtlanma yollarına gitti bazı hususlar. Özellikle kültürel haklarımızla ilgili. Hamdolsun dinimizle ilgili, dini haklarımızla ilgili şu anda çok ciddi sorunlarımız, hani dıştan gelen ciddi sorunlarımız yok. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Şu anda sorunlarımız kendi sorunlarımız, işte yetersiz kalmamız, yetişmiş insanımızın az olması, hala belli konularda duyarlılığımızın az olması buna sebep oluyor. Ha belki şu da söylenebilir, tamam biz duyarlılığımız arttı, yetişmiş adamımız arttı, o zaman acaba başka sıkıntılar çıkmayacak mı? Çıkabilir. O da bir ihtimal çıkabilir. Nitekim biz zaman zaman yani son yıllarda bunu da gördük. Müftülük olarak özellikle 2000'li yıllarda hem de işte Avrupa Birliği'ne girme aşamasında bazı sorunlar yaşandı. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra da ciddi manada özellikle 2009-10-11 yıllarında çok ciddi sorunlar yaşandı Bulgaristan Müslümanlarının kurumsallaşması açısından, kurumsal yapısı açısından. Bunlar da tamamen devletin ortaya çıkardığı, tetiklediği sorunlardı. Şimdi hocam aslında şunu söylemek istiyorum. Anladığım kadarıyla yani günümüze baktığımızda dışarıdan müdahalenin az olduğunu, artık eskisiyle kıyaslanmayacak kadar olduğunu, ama talep noktasında din eğitimine ya da dini öğrenmeye aslında biraz da Türkçe ile benzer bir ana diliyle ilgili benzer bir noktada olduğumuzu görüyorum ben. Yani aslında talep belki az diyebilir miyiz şu anda orada yaşayan Müslümanlar açısından? Ya tabii bunun birçok nedeni olabilir. Ekonomik şartlar, işte herkes Avrupa'ya çalışmaya giden var, çocuk evde yalnız kalıyor,
çok sıkıntılarımız var aslında bakarsanız, ama sonuç itibarıyla Türkçe ile aynı değerde görüyorum ben bunu ve ikisinde de aynı sonuca varıyoruz gibi. Evet, maalesef sorun tabii aynı toplumun sorunları olduğu için birbirlerinden tamamen bağımsız değil. Ha, şunu söyleyebiliriz, Bulgaristan'da şu anda nispeten Türkçenin durumu, Türkçe eğitimin durumu gerçekten çok ağır bir vaziyette. Ama işte Kur'an kursları noktasında biraz daha iyi bir durumdayız. Fakat mesela okullardaki din dersi konusunda Türkçenin benzeri bir tabloyla karşı karşıyayız. Orada da işte bazı sıkıntılar yaşanıyor. Orada hala yani görünürde dıştan müdahale yok ama gizli bir elin görünmeyen müdahale bir şekilde müdahale ettiğini görüyoruz o konularda. Yani bu Türkçe konusunda da din eğitimi konusunda da. Ama nispeten daha iyi, çünkü şöyle bir güzel tarafı var. Bulgaristan'da dini cemaatler, yani cemaat dediğimiz dini diyanetler, dini gruplar, yani Ortodoks Kilisesi, İslam dini, Katolik Kilisesi, Ermeni Kilisesi, Yahudilik vesaire, bunlar kendi işlerinde özel bir yapıya sahip ve istedikleri şekilde din eğitimi düzenleyebiliyorlar. Bu bizi belli ölçüde rahatlatıyor, çünkü bir taraftan yaz günü düzenlenen kurslar, ondan sonra yıl boyu düzenlenen din eğitimi kursları var. Bunlar çok verimli oluyor. Özellikle iyi yetişmiş insanlarımızın olduğu yerde, yani kaliteli, genç, dinamik veya tecrübeli arkadaşlarımızın görev yaptığı yerlerde çok verimli sonuçlar elde ediyoruz. Ve bu da şunu gösteriyor, güzel bir hizmet sunulduğunda halkımızın duyarlı olduğunu görüyoruz. Bakın, halkımız her şeye rağmen, üzerinden silindirle geçilmiş olmasına rağmen, bir kültür, kimlik erozyonuna uğramasına rağmen halkımızda bir duyarlılık var. İşte onu püf noktayı yakalamamız gerekiyor. Püf noktayı yakalamak da o dili konuşmakla, yani halkın dilini konuşmaktan geçiyor. Başka türlü olmuyor. Şimdi son zamanlarda gençlerde bir hareketlilik görülüyor. Yani kimlikleriyle ilgili, özellikle tabii dini konuları göz önünde bulundurduğumuzda, ben daha yakından bildiğim hususları göz önünde bulunduruyorum. Dini konuda bir hareketlilik gözüküyor. Bir arayış içerisine giriyor insanlar. Aslında sadece belki de Müslümanlarla ilgili değil, ama Müslümanlarda biz bunu yakinen görebiliyoruz. Ve şu anda derdimiz nasıl daha iyi bir hizmet sunacağımız noktasında. Evet. Tabii mesele sadece, tabii biraz belki eğitim üzerine fazla durduk, ama işin temelinde eğitim var. Yani eğer problemlerimiz varsa, ki var, problemlerin çözümü baştan eğitimden geçiyor. Hocam, şimdi ben bilmediğim için soruyorum. Eğitimden tam çıkmayacağım şu anda. Şimdi biliyoruz ki, yine Türkçe ile kıyaslayacağım, ana diliyle ilgili. Dilekçe vermeniz gerekiyor. O da belli bir sınıflara kadar ana dilinde seçmeli ders olarak almak için. Dini eğitimi almak için nasıl bir yola başvurulması gerekiyor? Ve şu anda Bulgaristan'da baktığınızda Türklerin ya da diğer Müslüman grupların olduğu, yoğun yaşadığı bölgelerde bu eğitim ne kadar yapılıyor şu anda? Din dersi Bulgaristan'da aynı Türkçe ile aynı statüde, yani seçmeli, iki tür seçmeli, yani zorunlu seçmeli dediğimiz ve serbest seçmeli şeklinde iki şekilde okutuluyor. Ders saatleri daha az,
din dersinin. Ve şu anda sayı olarak, elimizdeki sayılara göre çok daha az öğrenci, din dersi okuyan öğrencilerin sayısı daha az. Ancak daha, yani sayı olarak daha az okulda okunuyor ve genel olarak sayı da daha az. Şimdi buradaki en büyük sıkıntımız da maalesef şu anda yani bir dönem 5-6 bine çıkmıştı öğrenci sayısı. Ancak daha sonra belli kısıtlamalar getirdi devlet. Yani bu artış olunca bu kısıtlamalar sonucunda şu anda 2-3 bin civarında. Ancak bizim din eğitimi dediğimizde sadece şeyi kastetmiyoruz. Okullardaki din dersini kastetmiyoruz. Çünkü biz müftülük olarak daha ziyade Kur'an kurslarına odaklanıyoruz ki Kur'an kurslarında her sene 9-10 bin civarında öğrenci yaz Kur'an kurslarında eğitim görüyor. Ancak birkaç seneden beri baş müftülük ve bölge müftülükteki ilgili arkadaşlar biraz daha hassasiyet gösterdiler bu konularda ve yaz Kur'an kurslarını yıl boyu yapmaya, özellikle hafta sonlarında da din eğitim vermeye başladılar. Ve şu anda yüzün üzerinde yerleşim yerinde her hafta sonu Kur'an kursu oluyor. Hatta bazı yerlerde her günde Kur'an kursu oluyor. Tabii az ders oluyor. Ve burada çok büyük verim elde ediliyor. Yani bu normalde belki okulda elde edemeyeceğimiz sonuçları elde ediyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Yani biz işin iki taraflı olduğunu görüyoruz. Sadece okul yeterli değil bu noktada. Aynı şey Türkçe için yapılması gerekiyor. Yani madem bir taraftan kapı kapatılıyor, başka taraftan kapı açılacak. Kapıdan girilemeyen yerde pencereden girilecek. Yani pencereden girilemedi, bacadan girilecek bu iş. Ve bunu biz bu konuda azimli, kararlı olduğumuzu gösterince zaten gerekli şartlar sağlanmaya başlıyor. Yani şimdi Bulgaristan'da din eğitimi okullarda kısıtlanıyor. Millet camilere gönderiyor çocukları. Yarın öbür gün Allah korusun, komünizm döneminde yaşandı. Camilerde birileri kısıtlamaya kalkarsa, ki zannetmiyorum kolay kolay bu olacak bir şey değil. Ama birileri bunu yaparsa o zaman millet de evlerde veya işte gizli bunu yaparlar. Hem de o da hiç kimsenin de aslında çok da faydasına olmaz o zaman. Yani devletin de evet, faydasına olmaz. Toplumun da çok faydasına olmaz. Ama bu yapılır bir şekilde. Yanlış bilgilendirme yapılabilir. Bir de ya ben mesela şunu paylaşmak istiyorum. Hani biz bazen buradan Türkiye'den yorum yaparken oradaki işte ana dili olsun, dini eğitim olsun, aslında kendimizi de eleştirmemiz gerekiyor. Çok böyle içindeymişiz gibi, o konunun uzmanıymışız gibi bazen yorumlar yapıyoruz. Halbuki öyle değil. Hepimiz senede işte 3-4 defa oraya gidip işlerimiz varsa onları halledip 3-5 günde tatil dinleneceksek köyümüzde bu tatil sürecini geçirip geri dönüyoruz buraya. Ama yorum yapmaktan geri kalmıyoruz, onu söyleyeyim bir defa. Ama ben şöyle bir yorum yapacağım. Mesela ben gittiğimde ben Killi bölgesindenim. Evet. Kırcaali Kirkova Killi bölgesindenim. İşte balkonuma çıkıyorum, bir kahvemi aldığımda ezan saatinde merkezi sistem dediğimiz bizim ezanın, evet, bütün köylerde, bütün benim köyümün etrafındaki köylerde aynı anda okunduğunu görüyorum mesela. Bunu görünce de evet, eskiye göre çok daha iyi. Ya da o Killi camisinde öğrencilerin sizin bahsettiğiniz az önce Kur'an kurslarına gitmelerini görüyoruz hepimiz. Çok başarılı bir arkadaşımız var orada, görev yapıyor. Yani evet, çok Kur'an kursu yapıyor. Evet evet, kesinlikle çok şeyler oradaki insanımıza yardımcı oluyorlar o noktada. Ama galiba sizin de dediğiniz gibi asıl problem biz ilgiyi bu tarafa nasıl çekebiliriz? Şu anda o süreçteyiz. Benim gördüğüm kadarıyla da bir baskı çok fazla yok artık. Ama biz kendi içimizde sizin de dediğiniz gibi ilgiyi o taraflara, gerek Türkçe gerek de dini eğitim anlamında
oraya çekmemiz gerekiyor. Tabii bu dışarıdan bir yorumum benim. Dediğim gibi çok da bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum bilen kişi olarak değil. Sadece dışarıdan bir gözlem anlamında. En azından bütün köylerde ezanın okunduğunu görmek insanın tabii ki hoşuna gidiyor. Bir şunu anla, yani bir kere işin temelinde bir eğitim var. Eğitimli insanlar olması gerekiyor. Yani işin iki tarafı var. Bir kere anne babalar bu sorumluluğunun farkına varması gerekiyor. Yani biz Müslüman ve Türk olarak doğduk, yaşıyoruz. Çocuklarımızın da Müslüman ve Türk olarak yaşamalarını istiyoruz demeleri gerekiyor ki diyorlarsa bunun da gereğinin yapılması gerekiyor. Yani hiç kimse başkasının üzerine suçu atmaması gerekiyor. Ha elbette ki her birimizin devletten, işte siyasilerden, nereden bileyim, dini kurumlardan, belediyelerden filan beklentilerimiz olacak olması gerekiyor. Ama aynı zamanda her birimizin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Yani sadece oradan beklemekle olmuyor bu. Az önce dediğim gibi, tamam bir yerde vermiyorsa, böyle bir şey yok şu anda ama müftülük imkanı sağlamıyorsa kendimiz o imkanı bulmamız gerekiyor. Bizim komünizm döneminde yetişen insanlara devlet vermiyordu, yasaklıyordu. Müftülük kısıtlıyordu. Müftülüğün vazifesi o zaman yasaklamaktı. Ama duyarlı insanlar bu vazifesini yerine getiriyorlardı. Eğer birileri bugün Müslüman, Türk olarak varsa o dönemdeki duyarlı insanların sonucunda olmuş bu. Ama tabii biz kendi vazifemizi, sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra artık şey olarak da, toplum olarak da diğer kurumlardan, kuruluşlardan gerekli duyarlılığı bekleyeceğiz. Onları tetikleyebileceğiz. Ve aynı zamanda işte orada artık diyelim ki bir şey uyanış oldu, bir kıpırdanma oldu. Orada artık o hareketi sürdürebilmek için kaliteli insanlar gerekiyor. Hoca, imam kaliteli olacak. Şimdi Killi diyoruz. Killi'de kaliteli bir arkadaşımız var. Onun için güzel hizmet yapıyor. Ama onun komşu köyünde insanlar belki aynı duyarlılığı gösteriyor ama o kalitede bir insan hocaları olmadığı için o verim elde edilemiyor. Aynı şekilde şimdi siz, Türkçe dersine çocuklarda ilgi uyandı ama Türkçe dersine gittikten sonra hocanın Türkçenin tesirinden bir haberse hocası, Türkçeyi hazmetmemişse, Türkçe öğretmenliği yapıyorum diye böyle gurur duymuyorsa veya işte hoca ben imamım demiyor da başka bir yerde kendisini tanıtırken farklı bir şekilde tanıtırsa bu orada sıkıntı var demek. Orada verim elde edilemez. Bu iki öğretmen profilinin de ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor galiba. Tabii o gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız var. Baş müftülük olarak ciddi sıkıntılarımız var. Bizim şu anda... Şimdi, hocam siz oraya gelirken ben tam sorularımdan bir tanesiydi. Baş müftülüğümüzün faaliyetlerinden, bölge müftülerin faaliyetlerinden biraz bahsedelim. Siz girmeden ben bu alt başlığı atayım. Bir de bizi izleyenlere şu anda tekrar hatırlatmak isterim. Facebook ve YouTube üzerinden canlı yayındayız. Yorumlar kısmına Sayın Vedat Ahmet'e bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Programın sonuna doğru sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız. Şimdi baş müftülük olarak, baş müftülük dediğimde baştaki kurumla birlikte bütün teşkilatı kastediyorum. Bizim resmi adıyla Müslümanlar Diyaneti, Bulgarca Müslümanskoye Spovedanie diyoruz. Yani bölge müftülüklerinin encümenleri de dahil olmak üzere bütün bu teşkilatın tabii sorunları var. Ve sorunların bir kısmı tespit edilmiş durumda ve bunları çözüm üretme yönünde çabalar sarf ediliyor. Bu işin başında yetişkin
yetişmiş, daha doğrusu iyi yetişmiş dini önderler eksikliği söz konusu ve maalesef şu anda ülkemizin birçok bölgesinde camilerimizde imamlarımız yok. Var olan imamlarımızın bir kısmı ise camilerde işte zar zor imamlık vazifelerini yerine getiriyorlar. Yani şu anda bu neden kaynaklanıyor peki? Yani kalifiye yetkili insan mı bulamıyoruz imam anlamında, yoksa bu maddi bir güce dayanıyor da bunu mu karşılayamıyoruz? Tabii bunun farklı sebepleri var. Bir kere yeterli sayıda hala yetişmiş insanımız yok. Yani bizim yıllardan beri tabii imam hatip liseleri olsun, yüksek İslam enstitüsü olsun çalışıyorlar. Fakat Bulgaristan'da şu anda 1500'ün üzerinde cami var. Cami ve mescit. Hadi hepsinin onların çalışması söz konusu değil. Mescitler özellikle bazı yerlerde insan yok. Ondan dolayı camilerimizin bir kısmının kapalı olmasının sebebi insan yok. Cemaat, insan yok. Hiç cemaat değil, insan da yok. İkincisi, bu şu ana kadar yetişen İmam Hatip Liselerinden ve Yüksek İslam Enstitüsü'nden yetişenlerin sayısı bu ihtiyacı karşılayacak durumda değil. Var olanların da epey bir kısmı farklı işlerle meşgul oluyorlar. Bunun da sebebi bizim birkaç sene öncesine kadar, yani 10 sene öncesine kadar neredeyse imamlara hiçbir maaş verilmiyordu. Aşağı yukarı 10 seneden beri belli bir maaş verilmeye başladı. Son 1-2 seneden beri daha düzenli maaş verilmeye başladı. Ama bu hala 2 sene önce iyiydi. Fakat şu anda Bulgaristan'daki şartlar hızlı geliştiği için maalesef yine imamlarımız, görevlilerimiz zor durumda kalmaya başladılar. Tabii bu da oraya iyi yetişmiş insanların gelmesini kısmen engelliyor. Ama bunun daha ciddi problemi, biz birçok arkadaşımızı, iyi yetişmiş arkadaşımızı önceki yıllarda kaçırdık. Gittiler işte, Avrupa'ya gittiler birçoğu. Avrupa'ya gidenler de maalesef dönmüyorlar. Artık ciddi bir göç sorunu var. Diğer bir sorunumuz bizim, yıllardır biz Bulgaristan'daki Müslümanları konuşulurken köylerde yaşayan Müslümanlar üzerine duruyoruz. Artık köylerde Müslüman sayısı çok azaldı. Birçok köylerimizde artık Müslüman neredeyse Türk kalmaz oldu. Sadece belli başlı emekli insanlar kalıyorlar ve orada da ciddi bir gelişme söz konusu olmuyor. Şimdi bizim sıkıntımız şehirlerde daha ziyade. Şehirlerde ciddi bir Müslüman Türk nüfusu var ve genç nüfus, eğitimli de nüfus. Orada sıkıntılarımız var. O yönde baş müftülük olarak değişik, bölge müftülüklerimizde değişik etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Gençlere yönelik. İşte gençlere yönelik dediğimizde de işi temelden tutmak için daha kreşlerden itibaren, anaokullarından itibaren çocuklara belli bir din eğitimi, din kültürüyle tanıştırma, din eğitimi verme söz konusu. Tabi birden olmuyor bu. Ama adım adım, adım adım bu noktada güzel gelişmeler oluyor. İşte daha önce söyledim, 5-10 yerdeyken yıllık Kur'an kursu eğitimlerimiz, ahlak eğitimi, işte temel dini bilgiler eğitimi, bunların sayısı yüzlere çıktı. Şu anda 4-6 yaş grubuyla ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Özel bir eğitim vermek gerekiyor. O konuda belli bölgelerde artık pilot çalışmalar yapılmış durumda. Bunlar yapılıyor. Üniversitedeki gençlere yönelik çalışmalar var. Ortaokul ve liselerdeki çocuklara yönelik de çalışmalar var başvurduğum. Bu konuda birçok projelerimiz var ve bunların bir kısmına Türkiye'den de ciddi manada kurumlardan, farklı kurum, kuruluş,
hayırseverlerden de ciddi manada destek geliyor. Diyanetten olsun, Yurt Dışı Türkler ve Akrabat Topluluklar Başkanlığı olsun, işte TİKA olsun veya sivil toplum kuruluşları olsun epey bir destek görüyoruz. Bu da faydalı oluyor. Çünkü bu şekilde ilkokuldayken, anaokulunda ve ilkokuldayken çocuğa din eğitimi veriyorsunuz fakat ortaokulda elinizden kaçırıyorsunuz. İşte elinizden kaçırmamak için belli çalışmalar, onlara yönelik belirli çalışmalar. Bu Kur'an kursuyla olmuyor. Kur'an kursu yetmiyor orada artık. Orada onların yaşına göre kültürel, sosyal, dini faaliyetler yapmak gerekiyor. Liseye geldikten sonra artık bir taraftan İmam Hatip liselerine yönlendiriyoruz çocukları. Yönlendirmemiz gerekiyor. Ama orası yetersiz. Çünkü orada 300 tane öğrenci okuyor. Daha potansiyel var ama herkes oraya gitmiyor. İşte onların dışında kalanlara da bir şekilde adım adım belli şeyler yapılmaya çalışılıyor. Hocam İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi işte yine benim bildiğim bölgede bir Mestanlı'da var galiba bize yakın olarak. Bunun dışında Bulgaristan'da kaç yerde bu şekilde okul var? Şu anda 3 İmam Hatip Lisemiz var. Mestanlı'da 130-140 civarında öğrencisi olan bir İmam Hatip Lisemiz var. Ve genelde Güney Bulgaristan'a hitap eden okulumuz. Şumlu'da eski Nüvvap medresesinin bir devamı olarak Nüvvap İmam Hatip Lisesi var. Orada da 120 civarında öğrencimiz var. Bir de Rusçuk'ta bir İmam Hatip Lisemiz var. Orada da şu anda biraz öğrenci sayısı az, 40 civarında öğrencimiz var. 35-40 civarında öğrencimiz var. Bir de tabii Yüksek İslam Enstitüsü var. Yüksek İslam Enstitüsü'nde de 60 dolayında sıralı ve dışarıdan eğitim gören öğrenciler var. Tabii bu baş müftülük olarak bununla birlikte üniversitelerde okuyan gençlere de bir şekilde el uzatmaya çalışıyoruz. Yani farklı bölümlerde okuyan, tıp olur, hukuk olur. Yani Bulgaristan'daki Müslüman toplumuna herhangi bir alanda hizmet edebilecek insanlara belli bir işte bütçemizden belli bir şey ayırarak ondan sonra YTB'nin bazı konulardaki destekleriyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve beklentimiz de şu, yani Bulgaristan'da dini, manevi, milli değerlerine bağlı, sadık gençler yetişsin ve toplumunun derdileriyle dertlensinler. Yani bu beklediğimiz bu. Bunun dışında tabii farklı çalışmalar var. Sadece baş müftülük ve müftülük dediğimizde sadece eğitimle uğraşmıyoruz tabii ki. Bunun din hizmetleri boyutu var. İrşat hizmetleri dediğimiz, vaizlerimizin, imamlarımızın, işte Kur'an kurslarımızın çalışmaları, tabii ona kısmen değindik. Bulgaristan'da her sene 500 ile 600 arasında yerleşim yerinde yaz Kur'an kursları düzenleniyor. Şu anda 700 civarında sözleşmesi olan imamımız var. Bunların çalışmaları devam ediyor. Vaizlerimiz var. Ancak tabii şu andaki şartlarda biraz sıkıntılı durumdayız. Yani özellikle din hizmetleri noktasında epey sıkıntılar çekiliyor. Birçok alanda olduğu gibi COVID krizi sebebiyle. Bunu da bir şekilde aşmaya çalışıyoruz. Maalesef biraz değil epey hazırlıksız yakalandık bu krize. Beklemiyorduk böyle bir şeyi. Ve adapte olmak da biraz zor oluyor. Çünkü din dediğimiz şey bir geleneksel bir yapıdır. Yani geleneksel bir işte yöntemleri vesaireleri var. Bunları bir şekilde modern
hayatın gerektirdiği şeylerle bağdaştırmak biraz zaman istiyor. O da kolay olmuyor. Bu noktada da gerek imamlarımızı, gerek vaizlerimizi, gerek işte müftülük personelimizi eğitme noktasında da bazı adımlar atılıyor. Bir de tabii müftülüğün çalışmaları arasında sosyal hizmetler var. Bunu son birkaç yıldır çok güzel, böyle gururla paylaştığımız sosyal hizmetlerimiz var. 6-7 sene önce işte 6-7 sene önce bir yetime yardım yaparken şu anda yardım yaptığımız her ay yardım yapmış olduğumuz yetimlerin sayısı 300'ün üzerinde, 350 dolayında şu anda, tam yanlış söylemeyeyim, 350 dolayında ve tamamen Bulgaristan'daki Müslüman halkın cebinden çıkardığı paralarla bu çocuklara yardım eli uzatıyoruz. Her ay bölge müftülüklerimizde çalışan arkadaşlarımız yetimleri ziyaret ediyorlar, yardımlarını veriyorlar. İşte Ramazan geliyor, Ramazan'da kumanya dağıtımı. Maalesef bu sene Ramazan ayında iftarlarımız, toplu iftarlarımız olmayacak Covid sebebiyle. Ancak bazı yerlerde yine ihtiyaç sahiplerine paketler ulaştırılacak, yemek, iftarlıkları ulaştırılacak. Ama kumanya özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İşte kurbanda kampanyalarımız oluyor, yardımlarımız oluyor. Normal şartlarda ulaşamadığımız birçok yere ulaşıyoruz, el uzatıyoruz ve orada insanların böyle bir şeyin beklediğini de görüyoruz. Başmüftülüğümüzün diğer bir hizmeti yayın hizmetleri. 30 yıldır kesintisiz olarak başmüftülüğümüzün bir yayın organı var. Türkçe ve Bulgarca olarak Müslümanlar gazetesiydi. Şu anda dergi olarak neşrediliyor. Çok da iyi, Bulgaristan şartlarında çok iyi bir abonesi olan bir dergimiz. Neredeyse her ay bir yeni bir kitap yayınlıyoruz. Bu aşamaya işte sosyal medya üzerinden belirli programlarımız vesaire oluyor müftülük olarak ve inşallah bundan sonra artık biraz daha bir radyo, bir televizyon, belki dini içerikli, bunlar üzerine yoğunlaşma zamanı geldi. İnşallah onlar da tabii ki içinde bulunduğumuz şartlara göre bunu yapmamız gerekiyor. En azından düşünce, fikirler bu yönde şu anda var. Ve diğer önemli bir hizmet de vakıflar. Yani çok genellikle toplumun ilgilendiren bir husus. Çünkü vakıf dediğimizde bizim camimiz de vakıf, tekkemiz de vakıf, türbemiz de vakıf, mektebimiz de vakıf. Onunla ilgili bir soru vardı hocam. Hemen lafı şeye gelmişken sorayım size. Arda Balkan sormuş. Vedat hocam, vakıf mallarımızın müftülüğe intikaliyle ilgili süreç hangi düzeyde acaba? Bu güzel program için teşekkür ederiz demiş. Biz de kendilerine teşekkür edelim. Şimdi vakıflarla ilgili başmüftülüğümüzün epey çalışması var. Epey güç sarf ediliyor bu noktada. Şöyle söyleyeyim, bir kere bize ecdadımızdan, Osmanlı'dan, Osmanlı döneminde var olan vakıfların çok az bir kısmı intikal etti. Bunlar zaman içerisinde devletin politikaları sonucunda veya tek politikası sonucunda, yani Bulgaristan'daki Müslümanları ekonomik olarak zayıf pozisyonda tutma politikası sonucunda vakıf mallarımız tarihi süreç içerisinde bizim içimizden birileri de kullanılarak zaman zaman telef edildi. Fakat elimizde az sayıda da olsa vakıf malımız var ve bu vakıf mallarının işletilmesi, bir taraftan var olan vakıf mallarının iyi bir şekilde değerlendirilip işletilmesi önemli. Çünkü bizim saymış olduğumuz hizmetlerin birçoğu vakıf mallarından gelen
gelirlerle yürütülüyor. Yani baş müftülüğümüzün bütçesinin belirli bir kısmını bu vakıf gelirleri oluşturuyor. Şimdi bu konuda baş müftülük, bölge müftülükleri, encümenler özellikle duyarlı halkımız çok emek sarf ediyorlar. Vakıfların doğru bir şekilde kullanılması noktasında. Onun için bu konuda emeği olan herkese teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu ecdat emanetini muhafaza ettikleri için, duyarlı davrandıkları için. Tabii suistimal etmek isteyenler de oluyor, edenler de oluyor. Bunları da zaman zaman tespit ediliyor. Onları da artık Allah'a havale ediyoruz. Tabii kanuni işlemler ayrı. Onlar da gereken şeyler yapılıyor. Bizim ancak ciddi manada daha iade etmemiz gereken vakıflar var. Özellikle 2014 yılında biz 82 vakıf mülküyle ilgili dava açtık. O zaman bir kanun vardı. O kanunun son süresinde biraz müftülük ayaklarının üzerine bastığı için, çünkü ondan önce devletin böyle bir karışıklık meydana getirdiğinden bu işlere fazla zaman ayrılamıyordu. 82 mülk için dava açıldı. Ancak bu davaların tam artık çözülme aşamasına gelirken, hatta Karlova'daki Karlızade Ali Bey Camisi'ni birinci aşamada kazanmışken bu davalara bir yerden çomak sokuldu ve bu noktada da yıllardır komünizm döneminden itibaren kullanılmakta olan devlet tarafından Nedim Gencef yine kullandılar ve dava sürecini yavaşlattılar, durdurdular neredeyse. Ancak biz ondan vazgeçmiş değiliz. Davaları arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımız takip ediyorlar, yakinen takip ediyorlar. O 82 mülkün içerisinde onun üzerinde camimiz var. Bunların arasında Eskizahra'daki Hamza Bey Camisi var. Bunların arasında Köstendil'deki Fatih Mehmet Camisi var. Ondan sonra Karlova'daki cami var. Makbul İbrahim Paşa Camisi var. Şu anda hamdolsun o noktada güzel gelişmeler var. Orada bir restorasyon başlayacak bildiğim kadarıyla. Son durum nedir onu da soralım size. Restorasyon devam ediyor. Çok bu da sevindirici, güzel bir olay. Hükümetin yardımlarıyla, tamamen hükümetin mali kaynak sağlamasıyla restorasyon devam ediyor. Ve inşallah bu restorasyon tamamlanınca bizim beklentimiz, maalesef şu anda caminin mülkiyeti bizim elimizde değil, fakat her şeye rağmen biz caminin Müslümanlara bir ibadet mekanı olarak, ibadethane olarak açılacağına da inanıyoruz. Çünkü orada böyle bir camiye de ihtiyaç var. Tabii aynı zamanda bu konuda yani bir taraftan davalar devam ediyor. İşte Kırcalı'daki medreseyle ilgili dava devam ediyor. Başka yerde de mekteplerimiz var, tarlalarımız var. Ondan sonra şu anda ha deyince aklıma gelmedi. Başka camilerimiz de söz konusu. Onlarla ilgili davalarımızı takip ediyoruz. Ama biz şunu biliyoruz ki tarih içerisinde vakıflarla ilgili davalar, mülkiyet davaları kolay kolay çözülmüyor. Evet. Zaman istiyor. Uzun süreçler. Enerji istiyor. Ama biz olayı hem Bulgaristan makamları nezdinde, hem mahkeme nezdinde, hem de Avrupa'nın ilgili mercileri nezdinde takibe devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Aynı zamanda var olan, elimizde olan vakıf mallarını da daha iyi değerlendirme. Artık bazıları tarihin getirdiği yorgunluğu üzerlerinde görüyoruz. Onların restorasyonu noktasında. Gerek cüz'i, kendi elimizdeki cüz'i imkanlarla, gerek devletin sağladığı bazı imkanlarla, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı desteklerle bu camilerimiz de
onarıyoruz. Sadece camilerimiz değil, bazı yerlerde mekteplerimiz olsun, işte ihtiyaç duyulan yerleri, tarihi eserlerimizi onarıyoruz. Şunundaki Şerif Halil Paşa Camisi, Tombul Camii, TİKA'nın çok büyük gayretleriyle ve ustalıkla gerçekleştirdiği ve Bulgaristanlı işte şirketler de var. O şirketlerin, uzmanların, Türkiye'deki uzmanlarla da danışarak yaptıkları çok güzel bir eser oldu. Artık böyle göğsümüzü gere gere bu camimizi gösterebiliyoruz. İnşallah yakın zamanda artık Kırcalı'da yeni yapılan caminin de böyle yeni dönemin bir eseri olarak onu da inşallah bayramdan sonra artık onu da net bir tarif var mı hocam orada? Şimdi sosyal medyada birçok fotoğraf görüyoruz. Neredeyse tamamlanmış gibi. Ama açılışıyla ilgili net bir tarih sizin bilginiz var mı? Bizim bölge müftülüğümüzün bizimle paylaştığı bilgilere göre bayramda inşallah ibadete açılacak. Ama tabii ki ufak tefek işler devam edecek. Yani resmi tamamen büyük bir açılışı inşallah belki de daha sonra. Ramazan bayramından bahsediyoruz değil mi? Tabii Ramazan bayramında şu anda yani sonuçlanmak üzere ama ince işler, ufak tefek işler devam edecek. Anladım. Bayramda inşallah ümidimiz o ki namaz kılınacak şartlar elverişli olursa. Daha sonra da inşallah biraz da Covid bir rahat verirse topluma inşallah daha güzel bir açılışla da ibadete devam edecek camimiz. Evet, şimdi bu arada şeyi de sorayım. Başlıklardan bir tanesiydi. Bulgaristan devleti ya da devlet kurumları, devlet adamlarıyla ilişkiler şu anda müftülüğünüz arasında nasıl? Malum bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Radev her Ramazan'da bir iftar yemeği veriyordu. Bu yılda olacak mı? Size gelen bir davet var mı? Bu iftar geleneği önceki Cumhurbaşkanı tarafından başlatıldı ve Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız Rumen Radev de bunu devam ettirdi. Yani güzel bir gelenek olarak. Maalesef bu sene böyle bir şey en azından bu aşamada öngörülmüyor. Çünkü şartlar buna elverişli değil. Ancak yani böyle bir arzuların olduğunu onlar Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Geçen gün Başmüftümüzle bir görüşmesi de vardı. Orada da dile getirmiş. Bu da işte bir anlamda iftar yerine bir daha dar çerçevede bir görüşme, bir saygı gösterisiydi. Bizim genel olarak Başmüftülük olarak devlet kurumlarıyla iyi ilişki içerisinde olma gayretimiz var. Çünkü sonuçta bu problemler, Bulgaristan'daki Müslümanlar bu devletin bir parçası. Tabii. Bu toplumun bir parçası. Bulgaristan'daki Müslümanların problemleri bu devletin problemleri. Ve bunların çözümü sadece Müslümanların çözebileceği şeyler de değil. Eğer Müslümanlar rahat olursa devlet rahat olur. Devlet rahat olursa Müslümanlar rahat olur. Bunlar birbirinden ayrılmaz şeyler. Onun için biz elimizden geldiğince gerek Cumhurbaşkanlığı, gerek Başbakanlığı, gerekse meclis ve yerel devlet kurumlarıyla iyi ilişki içerisinde olmaya çalışıyoruz. Son dönemlerde o taraftan da bir iyi niyet görüyoruz. Özellikle geçen sene ilk defa ciddi manada Başmüftülük bütçesine ciddi manada bir destek sağlandı. Bu şekilde biz biraz imamlarımızı, personelimizi rahatlatmış olduk. Yoksa gerçekten çok kritik bir aşamadaydık. Ayrıca bu sene yakında bir iki ay öncesi yani 2021 yılında dini okullarımıza da eğitim kanunu kapsamında gereğince yardım yapılmaya başlandı. Yani bizim İmam Hatip liselerimiz de diğer devlet okullarının sahip olduğu
haklara sahip ancak şu ana kadar tam olarak yararlanamıyoruz. Şu anda finans bakımından da yararlanmaya başladı. Bu da devletin Müslümanların kıymetini anlamaya başladığını gösteriyor. Bunun, çok çok güzel gelişmeler bunlar aslında. Olması bunun gerekiyor. Böyle olması devam et, böyle olmasını yürümesini devamını diliyoruz. Ama biz şunu da her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Yani nihayetinde kendi problemlerini Müslümanlar çözecekler. O açıdan baktığımızda da Müslümanlar bizler duyarlılığımızı, belli konularda duyarlılığımızı, hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Bugün devletin şeyi böyledir, yarın başka olabilir. Biz devletimize sadakatten vazgeçmeyeceğiz ama devlet bazen bize üvey evlat muamelesi yapabiliyor. Hatta üvey evlat değil, evine bile sokmak istemiyor bazen. Evinden bile kovabiliyor. Biz bunu da unutmayacağız. Ama sadece kötü şeyleri konuşmak da doğru değil. Doğruya doğru demek lazım, yanlışa yanlış demek lazım. Evet. Hocam şimdi güncel bir konuya gelelim. Hepimizin aslında yaşadığı sıkıntı. Covid-19'un dini hayata etkileri Bulgaristan'da nasıl oldu? Ve yaklaşan bir Ramazan ayı var. Bununla ilgili bir konuşuruz. Buna başlamadan önce ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Pandemi yeni başladığında Ramazan ayıydı galiba. Biz de Türkiye'de biz bayram namazlarını kılamamıştık. Oturduk buradan Facebook'tan oradaki arkadaşlarımızla Bulgaristan'da namaz kılınmasını izledik. Stadyumda kılınmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Cahil'deki. Evet. Biz buradan çok memnun kalmıştık bundan. Evet, bizim şartlarımız o zaman bunu gerektiriyordu. Ama oradaki şartlarda vakalar daha düşüktü. Oradaki iktidar da kılınabilir demişti. Biz en azından bu görüntüleri görmek bile bizleri memnun etti. Özellikle hani bazen Türkiye'de biz şeye çok sitem ederiz. İşte Bulgar Türk'ü bilmem ne falan gibi söylemler olur. Basında olsun, başka yerde. İşte alın, gördünüz mü? Gözünüze sokmak istedik birçok insanın. İşte bizim kardeşlerimiz orada. Biz kılamadık ama onlar kıldı gibi. Çok memnun olduk bu noktada. Şu anda durum orada nasıl? İşte Ramazan'da siz az önce söylediniz zaten. Teravihler olmayacak galiba ya da toplu iftar yemekleri. Yok, iftar olmayacak, teravih olacak bizde. Teravih olacak. Bunu evet. Bir detaylandırırsak hem bugüne kadar Covid'in olumsuz etkileri neler oldu hem de Ramazan'la ilgili konuşabiliriz. Bu Covid süreci tabii bütün toplumu, bütün dünyayı etkiledi. Bizi de bu bağlamda etkiledi. Birçok çalışmalarımızın seyrini değiştirdi. Birçok çalışmalarımızı arka plana almayı, iptal etmeyi, planlamış olduğumuz çalışmaları iptal etmeyi gerektirdi. Özellikle ilk aylarda yani şaşırdık. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ancak zamanla gerçeklerle alışmaya başlayınca biraz daha soğukkanlı yaklaşmaya başladık olaylara. Ve bu şartlarda neler yapabiliriz? Bunun üzerine durmaya başladık ve belirli şeyler de yapılmaya başlandı. Şimdi Bulgaristan'da da şu anda son bir sene içerisinde de sıkıntılıydı. Şu anda da sıkıntılı. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hala bugünlerde işte hala üçüncü dalga söz konusu. Ancak hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Hayat devam ederken hayatın merkezinde olan dinin durması da normal bir şey değil. Tam tersine hayat dursa bile yani duraklama şeyinde olsa bile dini hayat daha canlı olması gerekiyor. Çünkü insanlara din bir güç veriyor, bir umut veriyor. Allah inancı, Allah'a bağlılık insanı ayakta tutuyor. Bu sebeple biz bu sene, geçen sene olağanüstü hal ilan edilmişti Bulgaristan'da.
O sebeple olağanüstü hal süresince camilerimiz cemaatle ibadete kapalıydı. Camilerimiz açıktı ama cemaatle ibadete kapalıydı. Olağanüstü hal kaldırılıp da biraz bir esneme olunca bayram namazları kılındı. Hatta son 10 teravih de Kadir gecesi vesaire de kılındı. Ramazan'a coşku katan iftarlar oluyordu. Bu iftarlar maalesef geçen sene yapılamadı. Bu senede yapılmaması yönünde kararımız var. İftarlar bu sene yapılmayacak. Ancak teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak. Tabii bu konuda yine daha önce yapmış olduğumuz uyarılar geçerli. Yani kendisini iyi hissetmeyenler, hayati tehlike, hastalanma riski olanlar vesaire, onların gelmemelerini tavsiye ediyoruz. Ama illa ben gideceğim diyenler tabii ki hiç kimseye cami kapatılamaz, yasaklanamaz. Yani teravih namazları olacak. Dolayısıyla bu Covid ortamında da Ramazan'ın neşesini biraz topluca yaşamaya, paylaşmaya gayret edeceğiz. Yoksa aslında bizim ibadetlerimiz özel hayatımızla ilgilidir. Yani insan kendi iç dünyasıyla ilgilidir, kendisiyle ilgilidir. Fakat bunların toplumsal boyutu da var. Toplumsal boyutu da gerçekten güzel, topluma bir neşe getiriyor, güzellik katıyor. Şimdi teravihle ilgili durum bu. Teravih olunca tabii işte vaazlarımız yine devam ediyor. Vaazlarımız devam edecek. Camilerde mukavereler yapılacak. Sadece camilerde değil, online olarak da, çevrim içi olarak da mukavele geçen sene de yapıldı. Bu sene de yapılacak. Farklı hani camiye gidemeyen insanları da ihmal etmeyip onlara yönelik de bazı etkinlikler, özellikle işte sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden vesaire baş müftülüğümüzün medya bölümü planlıyor. Bu tür çalışmalarımız da olacak. Sosyal yardım kampanyamız başlamış durumda. Kumanya yardımları toplanıyor ve inşallah en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşabildiğimiz kadarıyla ulaştırmaya çalışacağız. Ve ümidimiz Ramazan ayında biraz daha Covid'in ortaya çıkardığı bu gerginlik, Covid vaka sayılarının azalması, gerginliğin azalması ve ölüm sayılarının da azalması bu yönde inşallah tamamen de durur en azından Covid'den. Yoksa ölüm devam edecek yani ölüm hayatın gerçeklerinden ve inkar edilmez gerçeklerinden birisi ama en azından bu Covid tedirginliği inşallah Ramazan'ın bereketiyle ortaya kalkar ve bayramda güzel bir şekilde inşallah topluca bayram sevincini paylaşırız. Vedat hocam çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir söyleşi oldu benim için. Çok samimi bir söyleşi oldu. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa. Doğan Bey ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat tanıdınız. Biliyorum sizi takip edenler, bu yayınları takip edenler hem Bulgaristan'dan hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden de takip ediyorlar muhakkak ki. Özellikle Bulgaristan'la bir bağlı olanlar takip ediyorlar. Size böyle bir fırsat tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Ne demek? Şimdiden daha yarın akşama ilk teravihi kılacağız. Camide veya evde ilk teravihimiz hayırlı, bereketli olsun. Öbür gün ilk sahura kalkacağız. Tamam. Şimdi teravihe gidemedik, camiye gidemedik ama orucu bari bırakmayalım. En azından sahura kalkalım. İftarımızı yapalım, orucumuzu tutalım. Ramazanımız bütün toplumumuzun, bütün İslam dünyasının
Ramazan Şerifi hayırlı olsun. Ramazan arifesinde çok bizim için de iyi oldu bu program. Böylece bir temennide bulunma imkanımız oldu. Rabbim inşallah bizleri bu Covid musibetiyle, belasıyla imtihandan da tez zamanda inşallah kurtarsın ki daha ibret almış bir şekilde, daha aklı selimle ona kulluğumuzu sürdürelim. Yayınlarımızda sizlere bu yayınlarınızın, bu Balkanlardan sesin daha gür çıkmasını temenni ediyorum. Daha birbirinden güzel yayınlar yapmanızı. İnşallah, inşallah. Biz de Covid'le başladık. Çıkamıyoruz evde, ne yapalım? Hadi evden böyle yapalım dedik. Ama dediğiniz gibi hepimiz bu süreçte daha yakın olmanın ne güzel bir şey olduğunu gördük. Evet, İnsanlarla teması işte şu kadar koymayalım, ya bir tokalaşalım, bir bayramlaşalım, elini öpelim. Bunların ne kadar güzel şeyler olduğunu daha iyi anladık. Umarım önümüzdeki dönemde tekrardan bu şekilde insanlarla beraber olacağız. Kolayca biz oraya geleceğiz. Sizler buraya geleceksiniz. Hayat devam edecek inşallah daha güzel şekilde. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi değerli katılımcıların programımızı kabul etmesiyle inşallah biz de daha fazla izleyiciye ulaşma şansı buluruz. Çok teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar herkese efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim yani tekrar. Hayırlı akşamlar.